seni kitaplarını seninle tanışmadan önce hatim edip çok ama çok yakından tanıyıp seven takipçilerinden birisiyim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Öncelikle tamadres.com'da canlı yayınımıza katıldığın için beni kırmayıp çok teşekkür ederim. Zamanın çok değerli biliyorum. Çok yoğunsun. Evet, ben teşekkür ederim sevgili İpek. Tam adrese de böyle bir organizasyon yaptığı için yazarlarla okurları buluşturduğu için tekrar teşekkür ederim. Tam adresi kırmıyoruz, seviyoruz. Çok kaliteli şeyler yapıyorlar. Evet. Hatta bu hafta benim kitaplarımda ekstra indirim yapmışlar, sağ olsunlar. Öyle mi? Evet, sana şöyle göstereyim o zaman. Evet. Şunları da ben göstereyim. Bu hem indirimli imzalı. Evet, Serhat Yabancı kitapları hepsi benim. Birkaç tanesi imzasız ama inşallah onları da en kısa zamanda Serhat'cığım sana imzalatırım. Evet. Dünyanın kitabına bir tıkla ulaşıyoruz ve benzersiz avantajları var tam adresi. Öncelikle bu zamanda özellikle kitap çok okuduk belli dönemlerde. Avantajlı olunca da çok güzel. Serhat'cığım tekrar hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. İlişki ve evlilik danışmanısın. Serhat yabancı soyadın ama sana hiç yabancı değiliz. Çünkü ben seni sosyal medyada tanımadım. Ben seni bir kitap evinden kitabını alıp okuyup ondan sonra sosyal medyada takip edenlerdenim. Ve hayatımın kötü bir döneminde kitabını aldım. İhtiyacım olduğu bir dönemde aldım. Çok da aydınlandım. Mutlaka takipçilerin, okuyucuların da benim gibidirler. Serhat Yabancı'yı tanıyoruz ama sen kendini böyle birazcık daha tanıtır mısın bize? Sanırım insanın en zor yaptığı şeylerden biri de kendini anlatmak ve tanıtmaktır. Çünkü beş bizden... kitabım var. Yani şimdi tabii insanı ben bir görünen bir görünmeyen, bir işte vitrin yüzümüz ya da işte sosyal kimliğimiz. Bir de kendi içimizde belki de bazen kendi kendimizi bile keşfedemediğimiz özellikler diye ikiye ayırıyorum. Evet. Tabii insanların bildiği Serhat Yabancı işte 5 tane kitabı olan, aile, evlilik ve ilişkiler üzerine çalışan, danışmanlık ve seanslar yapan, eğitimler veren biri olarak biliyor. Benim için tabii uzun bir yolculuk. Eğitim hayatımda çoğunlukla bu kulvarda geçti. İşte malum biliyorsun 5. kitabım yine Alfa grubunda Mona'da çıkardım. Evet. 6. kitap da inşallah bitti sayılır. Öyle mi? Evet, bu yıl içerisinde. Evet, teşekkür ederim. Yani tahminim Nisan veya Mayıs gibi o da çıkmış olacak. Yani aslında baktığımız zaman ben bu mesleğe ilk başladığımda hep şeyi fark etmiştim. Yani bu konuyla ilgili yazılan birçok kitap maalesef toplumun gerçekleriyle çok uyuşmuyor ya da toplumun gerçeğine hitap etmiyor diye düşünüyordum. Eğitim dönemimizde, üniversite hayatımızda, yüksek lisanslar döneminde de okuduğumuz birçok kaynağın aslında belki biraz havada kaldığını, biraz gerçek sorunlara çözüm bulmadığını düşünüyordum. Sonra okuyor okuyor en son şey dedim, yani aslında ben de yazabilirim ya. Yani ben yazayım çünkü işin içine gelen biriyim. Ve daha çok insanların gerçeği görmesi, gerçeği fark etmesi, hayatlarındaki sorunlarını bir nebze bakış açısı kazanması anlamında bir şeylere değinebiliriz diye yola çıktım. Sağ olsun okurlarımız bizi çok destekledi, çok motive etti ve bir gözümüzü açtık ki 5. kitap bitmiş, yayınlanmış, şimdi de 6. kitaba geldik. Benim için önemli olan burada esas şey, tabii insan roman okuru olabilir, başka bir alanda ilgili okur olabilir ama bu kulvardaki okurların çoğunu şöyle değerlendirebiliriz ya da beklentilerini şöyle değerlendirebiliriz. İnsanlar artık pratik yaşamda kendilerine lazım olan veya farkındalık yaratacak bilginin peşinde koşuyor. Çünkü toplum olarak aslında global, sadece Türkiye için değil, dünyanın çoğunda yayılan bir bakış açısı hastalığı var. O da duygusal mükemmeliyetçilik. İnsanlar artık sadece iyi hissetmek istiyorlar. Sadece sorunsuz bir yaşamı hayal ediyorlar. İşte hep iyi hissedeyim, hep olumlu hissedeyim, işte hiç sıkıntıya gelmeyeyim, en küçük gerginlikte olmuyorsa bırakıp gideyim gibi böyle duygusal mükemmeliyetçilik ile hareket etmeye başlayan bir dönem ve nesille karşı karşıyayız. Bizde de belki vardır bunlar. Fakat bir yandan da bunu pompalayan başka mekanizmalar var. Yani bazı işte akımlar sürekli işte olmuyorsa boş ver, seni mutsuz eden insandan vazgeç, vur ona tekmeyi, vur buna tekmeyi, bir bakıyorsunuz kimse kalmamış. Yani
Biraz da öyle bir gaz var. O gaz biraz sağlıklı değil. Aslında belki de hiç sağlıklı değil. Ben kitaplarımda açıkçası bunlara hiç değinmiyorum. Çünkü bana göre tamir edilmesi gereken bir şey. Yani bir şeye değer veriyorsan ona uğraşacaksın, ona emek vereceksin. Her şeyi yaptığında ama hala olmuyorsa o zaman zaten içine sinesine gidebilirsin veya ayrılabilirsin veya bitirebilirsin. Yani gördüğümüz en büyük eksiklerden biri bu. İnsanlar emek vermeden sonuç almak istiyorlar. Biraz da duygusal mükemmeliyetçilikle strese, sıkıntıya gelmiyorlar ve ben onlara diyorum ki yaşadığın her şeyde kendinle ilgili olan kısmı gör ki aynı hataya bir daha düşmeyesin. Hani yani kendini güzel... mutlu edemeden kimseyi mutlu edemezsin diyorsun. Aynen öyle. Yani kendini fark edemeden başkasını fark edemezsin. Kendini tanıyamadan başkasını tanıyamazsın. Ve finalde dediğin gibi kendini mutlu edemeden başkasını mutlu edemezsin. Biz bu özellikle bugün işte 25 ile 45 yaş arası nesli ben kaçak kayıp nesil olarak görüyorum. Çünkü hatta 50 diyelim ona. Çünkü o nesil hiç neslinden gelip bugün ben nesli arasında sıkışan bir nesil. Yani hiçbir şey olmayan bir nesilden gelip bugün her şeyi olan bir nesil arasında sıkışan bir nesil. Yoklukla varlığın enflasyonu arasında sıkışan bir nesil. Onların ebeveynleri veya bizim ebeveynlerimiz döneminde varlık yokluk enflasyonu vardı. O kadar yokluk çoktu ki. Yani yokluk o kadar çoktu. Şimdiki nesil belki de bizler farkında olmadan kendi çocuklarımız üzerinde kendi çocukluğumuzu tamir ediyoruz, onarmaya çalışıyoruz. Bisikletimiz olmadı diye 3 tane bisiklet alıyoruz veya kendi yaşamadıklarımızı, yapamadıklarımızı, elde edemediklerimizi çocuklarımıza kontrolsüzce sunarak onları mutlu ederken kendimizi onarmaya çalışıyoruz. Ama yetinmeyi maksimum düzeyde başaran bir nesilden hiçbir şeyde yetinmeyen bir nesil yaratabiliriz. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Serhat'cığım, kitapların gerçekten başucu kitabı niteliğinde. Bugün hatta bir ortamda bir arkadaşımla konuşurken Serhat Yabancı'yı duydun mu dedim. Aa evet biliyorum dedi. Kitaplarını okudun mu dedim. Ya okumak nasip olmadı ama Instagram'dan takip ediyorum dedi. Seni kitaplarını okumaya vakit bulamayıp sosyal medyadan çok takip edenler var. Ve dedi ki ay Buluş yani akşam canlı yayınım varsa benim için şu soruyu sorar mısın dedi. Ve benim takipçilerim de aynı şekilde böyle çeşitli sana sormamı istedikleri sorular oldu. Öncelikle hani ilişkiler hepimizin muzdarip olduğu zor. Yani kadın erkek ilişkisi özellikle bence dünyanın en zor şeylerinden bir tanesi. Şunu düşünüyorum. İlişki mi, iletişim mi? Hangisi önemli sence karşı tarafımızda? İlişki eşittir iletişimdir. İletişimin olmadığı hiçbir sisteme biz ilişki diyemeyiz. İletişim nedir biliyor musun? Yüzeysel olarak fırından ekmek alırken fırıncıyla kurduğun iletişimdir. Yani bir ekmek alabilir miyim? Buyurun hanımefendi ekmeğinizi. Paranızı aldınız, para üstü falan. Bu kadar dar kalıplı. Ama bir ilişkinin olabilmesi için yani bizim bahsettiğimiz daha çok romantik bir ilişki, flört veya evlilik. Evet. Böyle bir ilişkinin olabilmesi için zaten iletişim olması gerekiyor. İçinde iletişim olmayan hiçbir ilişki biz ilişki olarak saymıyoruz. Yani bu ilişki dediğimiz ağ da sadece sözel yani verbal yöntemlerle oluşan bir şey değil. İçinde duygusal iletişim, cinsel iletişim, sosyal iletişim, zihinsel iletişim, tensel iletişim. Yani iletişimi sadece veya sevmeyi veya sevilmeyi sadece tek bir dille yapmak doğru değil veya tek bir şeye indirgemek de doğru değil. Çok iyi anlaştığını söyle düşünen çiftler biliyorum. Çok iyi anlaştıklarını iddia eden insanlar biliyorum. Ama aralarında duygusal bir bağ yok. Veya aralarında cinsel bir bağ yok. Eğer bu bir romantik ilişki veya evlilikse. Diğer taraftan evlilik yerin iyi gittiğini düşünüp hiçbir paylaşım olmayan çiftler var. Yani bitik. O çok var. Çağımızda evet. Çok var. Evliliği işte, nasıl diyorsun? Yani işte gidiyor. Ben onu şöyle diyorum. Tabii insanlar rahatsız olmadığın zaman ben prensip olarak meslek hayatında kendim bir evlilikte, bir ilişkide bile rahatsızlık görsem bile karşıdaki şikayetçi olmadığı sürece onunla ilgili yorum bile yapmam. Yani bu benim yakınımdaki birinci derecede yakınım da olsa, arkadaşım da olsa, bu sen de olsa fark etmez. Yani sen memnunsan ben yorum yapmam orada. Ama ne zaman ki biri bana sorarsa ki zaten arkadaşımsa muhtemelen etik olarak danışmanlık yapamam ama yönlendiririm. Bahsettiğin şey yani... Görünüşte evet yürüyen bir evlilik, belki kağıt üzerinde yürüyen bir evlilik ama içeriğini tartıştığımızda birçok şey bulacağımız malzemenin bol olduğu evlilik türleri. Şimdi orada şunu görüyoruz, insanların beklentileriyle ilgili bir şey. Bazı insanların beklentileri minimum, bazı insanlar evliliğin kendisiyle evlilik. Yani yeter ki evli olayım.
Şimdi yeni dönemde tabii ben biraz eleştirel tarafımın da farkındayım. Yani biraz kuralları, gelenekleri yanlışları biraz sorguluyorum, yazıyorum. Bazen çok keskin diye söyleyenler de oluyor. Bazen binlerce yorum geliyor bir paylaşımda. Yani mesela yeni dönemde insanlar evliliği bir başarı gibi görüyorlar. Ve evliliği başarı gibi gören bir insan neredeyse, yani bu bir kadın olsun mesela, tek varlığını, tek kimliğini evli olmak veya evlilikle sürdürmeye çalışıyor. Ve biz o profillerde neyi görüyoruz? Ahmet'in eşi, sülalenin tek gelini, işte Alp'in bilmem sultanı, Karun'un bilmem ne gibi. Yani kimliğini kaybediyor kadın. Yani sadece evlilikle var. Kadının elinden kocasını alsa geriye hiçbir şey kalmayacak. Veya diğer taraftan bakıyoruz. Bazı insan, yani bu da mesela son 2011'de, 2021'de çıktı ortaya. Şimdi yeni bir nesil daha geliyor arkadan. Sosyal medyada bol bol kutu kutu çeyizlerini paylaşıyorlar. Evet. Özendirme. Yani evet, bilmiyorum, denk geldim yani. Şimdi eskiden evlilikle hava atanlar vardı. Şimdi oraydan daha önceden başlıyorlar. Başlıyorlar. Bir odayı açıyorlar. Çeyizlerini gösteriyorlar böyle. İşte kutular falan. Ya ben bunları şey diyorum. Tamam, bunlar belki bunlar sizin mutluluk kaynağınız olabilir ama psikolojide ve ilişkide temel bir kural vardır. Sürdürülebilir olmayan hiçbir şey seni hayatta tutmaz. Yani ne evlilik, ne çocuk, ne işte çeyiz, ne mevki, ne makam. Bunların hiçbiri sürdürülebilir mutluluk kaynağı değildir. Bunlar o sürdürülebilir kaynakların bir parçasıdır sadece. Yani dünyanın en iyi işini yapsanız bile bu size mutluluk garantisi vermez. Dünyanın en iyi parasıyla dünyanın en iyi yatağını alabilirsiniz ama en iyi uykusunu satın alamazsınız. Dünyanın en iyi hastanesine gidip tedavi olabilirsiniz ama dünyanın en iyi, en sağlıklı insanı olamayabilirsiniz. Yani biz biraz orada şeyi kaçırıyoruz, ilişkilerde de kaçırıyoruz. Zannediyoruz ki karşıdaki kişinin yine o geleneksel algının baskın olduğu durum. Zannediyoruz ki işte ekonomik durumu iyi olan veya güzel bir kadın olan veya yakışıklı bir erkek olan veya iyi statüsü olan bir insanla mutlu olacağımızı zannediyoruz. Evet. Bu sadece bir ilişkide başlatıcılık özelliğine sahip. Yani bu sadece başlatıcı özelliğine sahip olan bir done veya metafor. Ama başlatıcı özelliklerimizi o kadar çok ön plana koyarsak sürdürücü özelliklerimizi aç bırakırız. Çünkü yeni dönemde ilişkilerle ilgili en büyük sorunlardan biri şu. İnsanlar sürekli haklarından bahsediyor. Kimse sorumluluklarından bahsetmiyor. Evet. Herkes bu hakkım, bu hakkım, bu hakkım, bu hakkım diyor. Ama kimse çıkıp da şunu demiyor. Evet ya, eşime ilgili davranmak, saygılı davranmak, işte gereken sorumluluğu yerine getirmek de benim hakkım demiyor. Ben böyle bir şey bugüne kadar yazan hiç kimse görmedim. Değil mi? Ama ben bir şey yazdığım zaman herkes hakkını yazıyor. Evet, ben değer görmek istiyorum. Ben ilgi görmek istiyorum. Ben sevilmek, sayılmak istiyorum. Ya artık şu ilişki ama başında... Ama hep ben diyoruz değil mi? Evet, tabii ki. Bütün cümlelerin başında ben diyeyim. Evet. Benle başlıyor. Ben aşık olmak istiyorum diyoruz mesela. Ben aşık olmak istiyorum. Şey demiyoruz. Aşık olup aşık etmek istiyorum demiyoruz. Hani ben aşık olmak istiyorum. Ben aşık olayım, karşı taraf olmasa da ben olayım ama. Hani gibi. İşte o zaman ne oluyoruz? Biz ilişkiyi, kendimizi ilişkinin sahibi gibi görüyoruz. Ya da ilişkiyi sadece kendi hayatımızdaki bir tuğla gibi, eksik tuğla gibi görüyoruz. Hayatımıza birini alıyoruz, kendimizi onun sahibi gibi görüyoruz ve o bizi sanki hep mutlu etmek zorundaymış gibi ona bir yüklemeye başlıyoruz. Karşılıklı sorumluluklar döngüsü olmadığında sistem bir süre sonra ilişkinin en zayıf halkası tarafından sürdürülen taraf oluyor. Yani ilişkide en zayıf kimse ilişkiyi o sürdürür. Çünkü onun zayıflığı o ilişkiyi sırtlama nedenidir. Sen zayıfsan bencili sırtlarsın. Sen zayıfsan sürekli alttan alan tarafsın. Sen zayıfsan sürekli idare eden taraf olmak zorunda kalıyorsun. Yani bunu özellikle ben Bütün Aşklar Tatlı Başlar kitabımda ve Bensiz Biz Olmaz 5 Son kitabımda evet, özellikle vurguladım. Evet. Orada şunu görüyoruz. Yani seçtiğimiz insanlar da tesadüfen falan hayatımıza girmiyor. Tesadüf nedir? Kesinlikle. Bizim seçimlerimizle hayatımıza giriyorlar. Öyle evet, değil mi? Evet. Tesadüf iki insanın kırmızı ışıkta aynı anda yeşil ışığı beklemesidir ve aynı anda orada olmasıdır. Bu tesadüftür. Buna illaki ya işte buna bir uhrevi anlam ya da buna ısrarla bir mantıksal anlam yüklemeye gerek yok. Yani hayatta tesadüf yoktur diye demeye gerek yok. Hayatta tesadüf çoktur aslında. Biz ısrarla bir anlam yüklemeye çalışıyoruz. Hatta liseli yıllarımızda sevdiğimiz kişiyle karşılaşmak için birçok tesadüfi kendimiz yaratırdık. Aa, sanırım buradaydın. Evet. O sokakta karşılaşmaya, o kafede karşılaşmak için biliyorduk. O tesadüfi evet, biz yaratıyorduk. Sanki bundan bir anlam varmış gibi. Evet. Ama yani kimse tesadüfen evlenmiyor bu ülkede. Evet. Dünyanın hiçbir yerinde kimse tesadüfen evlenmiyor.
tanışmak tesadüf evet. Ama biriyle biri pardon karşılaşmak tesadüf ama tanışmak tercihtir. Sürdürmek tercihtir. Evet. Nişanlanmak tercihtir, sözlenmek tercihtir, evlenmek tercihtir, çocuk yapmak tercihtir, boşanmak evet. tercihtir. Biz 20 yıllık bir süreci getirip de adına tesadüfen evlendik veya işte kader deyip kendimizi rahatlatmaktan vazgeçeceğiz. Çünkü orada bizim bir cüz'i irademiz var. Kişisel bir kararlılığımız var. Ben hayatıma bu insanı aldım. Aldım, sonra yürüttüm, sürdürdüm, bitti. Yani burada evrene mesaj yollamakla, karşıdakini suçlamakla, işte ebeveynleri suçlamakla biz sadece kendi sorumluluk duygumuzdan kaçarız. Ama hayat şöyle bir tokat atıyor o zaman da. Ders, hani bir öğreti var ya, diyor ya sen, ders sen aha. aldığın sürece devam eder. Onunla yani o, sen şimdi o yaşantıdan o dersi kavrayana kadar o dersi görmeye devam edeceksin. Bu adı ne olursa olsun. Ekonomik hatalar, ticari hatalar, ilişkisel hatalar, birçok alanda. Yani birçok şeyi aynı şekilde sürekli yaşıyorsan bunun altında tek bir şey vardır. Hala o konuyla ilgili kendinle yüzleşememişsindir. Berat'cığım kitaplarından, sözünü kestim, kitaplarından birisinde tencere kapak ilişkisi benim çok dikkatimi çeken bir örnekti. Evet. Ondan biraz bahsedelim mi? İlişkilerde tencere kapak olmak iyi bir şey değil, öyle değil mi? Değil. Zaten kitapta da bundan bahsediyorum. Yani bizim toplumda hı-hı. yüceltilen bir kavram aslında tencere kapak. Şeydeydi değil mi o? Hangi kitabındaydı? Bir dakika. Şurada mıydı? Bütün aşklar tatlı başlarda olabilir. Ha, onda değil. Bütün yani. Aşklar evet. Ya. Evet. Bütün aşklar evet. tatlı başlar. Nasıl devam eder peki? Tatlı başlıyor şöyle, da. Hemen önce onu cevaplayayım. İstersen sonra da tencereyi cevaplayayım. Evet. Evet bütün aşklar bütün tatlı aşklar. Başlıyor. Nasıl devam ediyor? Şimdi önce şunu söyleyeyim. Yüceltilen bir kavram aşk. İnsanlar aşkla varoluşlarını tamamlamak isterler. Herkes böyle bu ara işte aşk olmak istiyorum, işte aşk yaşamak istiyorum ya da evlilikte aşkı nasıl tekrar üretebilirim. Hatta bununla ilgili biriler çıkmış diyor ki işte aşkı tekrar işte canlandırmanın 10 yolu diyorlar. Kitap çıkarıyorlar, işte şeyler yapıyorlar. Çok net söyleyeyim. Bir kere birine aşık olmuşsanız bir daha ona aşık olamazsınız. Bu net. Çünkü bir aşkın ömrü zaten yapılan birçok araştırmada 18 ile 23 arası 23 ay arasıdır. Yani 18-23 ay. Olduk evet. olduk. Yani hayır. Ayaklarımız bir yerden kesildi. Evet. Sürme süresi maksimum bu kadardır. Ha ne olur sen geç kavuşursun. Uzaktan aşk yaşarsın. Diyelim ki 23 ayda bitmiyor da 25 ayda bitiyor. Özel bir durumu var. Yani rapor almış gibi olalım yani. Ama eninde sonunda aşk bitiyor mu? Bitiyor. Net mi? %100. %1 milyon net. Her aşk biter. Ne oluyor? Aşk bitince neye evriliyor? İşte aşk bittiğinde sel gider kum kalır misali. Aşk bittiğinde eğer sen o süreçte anlaştığın biriyle bu sürecin içindeysen ya da o aşk sürecinde konuşabilme dili, sevme ve sevilme dili, iletişim dilini geliştirmişsen ne oluyor? Aşk sevgiye dönüşmeye başlıyor ve daha kalıcı hale geliyor. Biz aşkı özellikle niye yüceltiyoruz? Çünkü aşkın içerisinde hayatımızdaki monotonluğa isyan ederek değiştirmeye çalışıyoruz. Aşk bir varoluş iddiasıdır. Aşk bir monotonluktan sıkılmış insanların hayatlarına renk getirme istekleridir. Aşk güçlü bir duygu mu sence? Güçlü bir duygu mu aşk? Ya güçlü bir duygu ama mesela yapılan tanımlar aşkı geçici bir psikolojik bozukluğa, psikiyatrik soruna bile benzeten açık şeyler var, tanımlamalar, açıklamalar var. Yani geçici bir obsesif kompulsif bozukluk diyen, yani takıntı diyenler var. İşte sanrısal bir problem diyenler var. Çünkü kafanda kurduğun bir şeye aşık oluyorsun. Yani evet. aşkın Mehmet Hoca, Mehmet Zinli Sungur'la işte 2-3 hafta önce bir canlı yayın yaptım. Sağ olsun Türkiye'nin en iyi biliyorsun ilişki konusunda çalışan profesör hocalarımızdan biridir. Şunu diyor yani aşk geçici bir görünme bozukluğudur. Tedavisi evliliktir diyor. çok doğru. Ve çok doğru. Ve şey sen aşkı yaşarsın ama bu senin yarattığın aşktır. Yani karşıdakine yüklediğin anlamlar, ondan hissettiğin duyguların hepsi seninle ilgili. Aşk seninle ilgilidir. Sevgi ikinizle ilgilidir. Çünkü sevgi tanıdıkça gelişen ve oluşturulan bir şeydir. Aşkı kendi kendine oluşturursun. Kaşına çarpılırsın, gözüne çarpılırsın. Tabii tanımadan aşık oluyorsun yani. Hiç. Platonik ona deniyor yani. Tabii ben... Fotoğrafına bakıp aşık olabiliyorsun yani. Aynen öyle. Mesela meslek hayatımda çok enteresan vakalarla çalıştım. Yani 8 aydır
yazıştığı insanı deli divane aşık olup fotoğrafını, bak görsel bir yüzle görüşmeyi değil, fotoğrafını bile görmeyip aşık olanlar ve tamamen gerçek bir aşk duygusunu yaşayan insanlarla çalıştım. Hocam 8 aydır birine aşığım ama fotoğrafını görmedim, yüzünü görmedim, görüntülü de görüşmedik. Ama hissettiği ve tanımadığı her şey aşk. Şimdi orada biz neyi görüyoruz? Aşk senin yarattığındır. Aşk senin kendini yüklediğin anlamlardır. Sen birine bir anlam yüklersin, bakışına çarpılırsın, boyuna posuna çarpılırsın, oturuşuna kalkışına çarpılırsın. Onu birden bire zihnindeki formata göre de konumlandırırsın. Ay ne kadar masum biri, ne kadar masum bakıyor, ne kadar düzgün biri diye bir de kendini ikna edersin. Değil mi? İnandırırsın olayı, giyersin. Evet. Buna ihtiyacın var çünkü sen aşık olmak istiyorsun. Ve ben orada şunu diyorum. Herkese aşık olmak diye bir şey yoktur. Aşık olmak için önce kendine izin vermen gerekiyor. Kendine izin vermen hiç kimse aşık olamaz. Not alıyorum hemen. Ben eğer aşık olacaksan... Bu aforizmalar çok önemli. Lütfen. Bunlar çok önemli. Evet. Serhat Yabancı'nın. Hatta ben şu kitapta Bütün Aşklar Tatlı Başlar kitabının arkasındaki aforizmaları böyle sanki kendi mottommuş gibi çok da sattığım oldu. Çok güzel. Çok da oldu yani. Sonradan dedim, bir okuduğum kitapta Serhat Yabancı'nı falan kitabında aforizmalardan bahsediyorum falan demişti. Yani özellikle bizi bugün izleyen sevgili okurlarım, takipçilerimin de bu konularla ilgili eğer sorun yaşıyorlarsa, tabii ben kitap reklamı yapmıyorum ama neyse ki yapıyorsak da kitap reklamı yapıyoruz. Yani en azından krem reklamı yapmıyoruz. Aynen öyle. Yani tam adres noktasında şey çünkü kitaplarımız bugün tamadres.com'da %30 indirimli. Bir de bana sürekli söylüyorlar, hocam niye imzalı kitap göndermiyorsunuz, alamıyoruz diye. Tamadres.com'da linki benim profilimde de var. Orada sınırlı sayıda, yani 3 gün önce falan imzaladım, sağ olsunlar gönderdiler, ben burada imzaladım hepsini. Evet. Oradan imzalı kitaplarımızı alabilirler. Aşka geri dönelim, orada bir şey eklemek istiyorum. Aynen çünkü. Öyle, aşka geri dönelim. Herkesi yani, çok ilgilendiren bir konu çünkü. Herkes aşkı yüceltiyor. Ama herkes sonunda aynı şeyi yaşayacağını bilerek düzeltiyor. Hayal kırıklığı, tesadüf, acı. Mesela aşk acısı biliyoruz, yaşayacağımızı da biliyoruz. Çünkü aşka girdiğinde sonunda kesin bir evlilik veya sevgiye dönüşme ihtimali yok. Ama herkes bu kumarı oynamak istiyor. Evet. Ama ben aşık olmak istiyorum. Yani ne olacaksa olsun diyor mesela. Aşık olmak istiyorum. Daha önce defalarca ağzı yanmış olsa bile, ergenliğinden itibaren yanmış olsa bile yaş 40'a gelmiş hala aşk peşinde koşuyor. Belki sen de koşuyorsundur. Şimdi ne oluyor kişi? Ben mi? Serhat 40'a gelmiş diyor. Özellikle beni. 40 seninle ilgili değildi. Bak bir şey söyleyeyim. Vallahi var. Sorularım arasında. Hazırladığım tamam. Sorular arasında diyecektim ki 40'lı yaşlarda ilişkiler nasıl yaşanıyor? Böyle tamam. Bize bir tiyo verir misin diyecektim. Tam o zamana geldim. Tamam. Bizim 40 seninle ilgili değil. 40'ı öylesine söyledim de aşkı hani sana sormak istedim aslında. Ondan dolayı söyledim. Yani aşk böyle. İnsan kendi yarattığı, kendi geliştirdiği bir duygu yapısına, bir ilişki yapısına adına aşk koyar, yaşar. Sonra aşk bittiğinde biz olan ile yüzleşiriz. Olması gereken ile değil. Kendi ve bir hatalı ararız biliyorsun. Bu sefer de deriz ki İşte evlenmeden önce böyle değildi ya da flörtte böyle değildi ya da işte beni kandırdı. Sonra ben tek tek sorarım. Diyorum ki mesela tanıştığınızda da bu kadar pasif ve çekingen miydi? Evet hocam, o zaman bile yemek siparişini bana verdirdi. İşte nişan düğünü hep sen mi planladın? Evet. İşte şunu hep sen mi yaptın? Evet. Hep organizasyon sende miydi? Evet. Bu adam hiç değişmemiş ki. En dürüst o. Evet. Hep öyleymiş yani. Hep düz adam derler ya, veya düz kadın. Öyleymiş. Evet. Ama sen onu ilk tanıdığında ay ne kadar efendi, düzgün, sakin biri diye aşık olmuşsun. Çünkü belki de bak orada da başka bir şey çıkıyor. Belki de sen savaştan çıkmıştın. Yani sen kavgalı, evet, gürültülü, öfkeli bir tipten ayrıldıktan sonra bu adam sana melek gibi geldi. Buna ihtiyacın var. Ama orada nerede hata yapıyoruz? Bir şeyin tersiyle mutlu olacağımızı düşünüyoruz. Öfkelinin tersine sakin biri. Evet. Şimdi öfkelinin biri sakin biri diyoruz ki öfkeli evet. Yapamadım belki sakin biriyle yaparız. Hı-hı. Olmuyor. Evet. Tencere kapak çok önemli. İlişkilerde tencere kapak ilişkisi. Şimdi tencere kapak olayına baktığımızda durmadı değil mi? Tamam.
Yayındırmadım. Ben yorumları açtım. Ha, şöyle yorumları bakıyorum açtım. Tamam, ki evet, kimler el sallıyor. Toplu çok el sallıyorum herkese. Çok güzel. Şimdi tencere kapak olayında problem şu. Biz uyuma bakmıyoruz. Biz uyuma bakmıyoruz. Birbirinin eksiğini tamamlamaya odaklanıyoruz. Diyoruz ki tencere kapak gibi evlenmişler. Nedir diyorum mesela tencere kapak? Adam çok öfkeli, kadın çok idare edici. Bu tencere kapak değil ki. Bu idare eden kadın için azaptır, ızdıraptır. 50 yıl evli kaldın, 50 yıl boyunca öfkeli, bağıran, çağıran bir adamla evlilik sürdüreceksin ve bu evliliğin yürümesinin tek sorumlusu sensin. Niye? İdare edersen yürür. Veya işte o çok çapkın, diğeri çok işte idare edici, veya işte kadın çok harcıyor, adam da çok çalışıyor. Böyle birbirini yürütüyorlar. Ben orada o düzeni veya sağlıklı olmasını neyle ölçerim? İki tarafta bu durumda eşit emek harcıyor, yoksa bir taraf sürekli bu ilişki yürüdüğü için ödün veren, alttan alan, taviz veren veya bedel ödeyen taraf mı? Tencere kapak ama kim tencere, kim kapak? Kim zeytinyağı, kim su? Yani belki de zeytinyağı suya üstte çıkmıyordur. Su alttan aldığı için zeytinyağı üstte çıkıyordur. Yazıyorum ya bazen. Yani tabii. İşte burada şeyi görmek gerekiyor. Tencere kapak ilişkisi taraflardan birinin zayıflığı üzerine kurulmuşsa hastalıklı bir ilişkidir, tartışmasız. Yani ben idare ediyorum diye, sırf ben idare ediyorum diye, sırf ben alttan alıyorum diye, sırf ben susuyorum diye bir ilişki yürüyorsa zaten orada ne vardır? O hastalıklı bir ilişkidir. Biz orada... Sonunda da patlıyor zaten o ilişkiler. Ya şöyle patlıyor, tartışılmaz. Kesinlikle çok doğru söylüyorsun. Patlıyor. Gerçekten bay bay diyor. Bir taraflardan bir tanesi hadi diyor ben artık. Ama biraz önce söylediğin şey çok doğru. Bizler beğeniyoruz, aşık oluyoruz, her şeyiyle kabul ediyoruz. Aradan yıllar geçiyor, beğenmemeye başlıyoruz. Bu böyle ama bu 15 yıl önce de aynıydı. Yani evet. Sen bizim kadınların ya da adamların tercihleri mi değişiyor? Yani ne oluyor? Tabii ki değişim güzel bir şey. Ama... İlişkinin revize edilmesi gerekiyor. Kısmen doğru söylüyor, kısmen de eksik söylüyorlar. Yani bir süre sonra mesela bizim toplumumuzda evliliklerin belki de ilk 10 yılı güvende hissetme odaklı gidiyor. Yani ev alayım, arabayı alayım, kendimi bir konumlandırayım. Şimdi mesela Avrupa'da ev almak gibi bir insanların hayali yok. Bizde bir ev oturmak için, bir ev kirasını alıp çocuğun taksitini ödemek için, bir evde ikinci çocuk olursa onun eğitim masrafları için, üçüncü evde ek gelir olsun diye. Biz toprağa yatırım yaptığımızda kendimizi güvenliyoruz. Emekli olunca da emekli maaşı için kirasıyla geçineyim. Yazlık almak için falan evet. Böyle. Yani şimdi mesela bu neyi gösteriyor? Güvende olmak için. O dediğin soruyla şimdi evi nasıl bağlaştıracağım söyleyeyim. Evliliğin ilk 10 yılında oturuyoruz. Tamamen evliliği bu ihtiyaçlara odaklıyoruz. İşte birikim, para kazanma, çocuk yapma, işte şey yapar. 10 yıl sadece, 10 yıl o evlilik sadece şeye dönüşüyor. Şirket kültürüyle, çocuk yapma fabrikası ve şirket kültürü. 10. yılın sonunda eğer bir ev sahibi olabilmişsen, sistemi toparlamışsan, çocuklar da büyüyüp artık okula gitmişse, sonra diyorsun ki bir dakika ya, bizim karı kocalığımızı biz çöpe atmışız. Unuttuk. Evet. Karı kocalık kalmamış. Bakıyorsun o koşturmadan, o koşturmacada seks unutulmuş, o koşturmacada duygusallık unutulmuş, baş başa bir sinemaya gidilmemiş 10 yıldır, işte bir şeyler yapılmamış. Bu isyanı en çok kim gösteriyor? Kadın diyor ki bir dakika ya diyor, artık benle ilgilen diyor. Adam da eğer bu değişime veya bu dönüşüme uyum sağlayamıyorsa bir süre sonra problem çıkıyor. Çünkü evliliklerin kritik dönemleri vardır. Evet. Evliliğin ilk 2 yılı. İlk çocuğun doğumu. Onlarla olalım mı hocam? Yani hangi? İlk 2 yıl. Tabii ilk 2 yıl. İlk çocuğun doğumu, ilk çocuğun veya son çocuğun okula başlaması, liseye başlaması, evden ayrılması, evlenmesi, evde bir hastanın olması, ekonomik krizler. Bunlar evliliklerin artçı dönemleridir. Bu dönemlerde boşanma ihtimalleri çok yüksektir. Şimdi çocuk 18 yaşına geliyor, evden ayrılıyor, üniversiteyi kazanıyor. Şimdi 19 yaşında hemen. Liseye, karı koca baş başa kalıyor. Karı koca baş başa kalıyor. Ben onlara diyorum ki öyle bir evlilik sürdürün ki baş başa kaldığınızda birbirinizin yüzüne bakacak yüzünüz olsun. Siz 20 yıl birbirinizi yok saymışsınız. Şimdi diyorsunuz hadi gel hayatım, çocuklar da yok, artık romantik olarak birbirimize baş başa zaman geçirelim. O duyguyu kazıyorsun ya, bir dakika benim sevgi duygum nerede? Kırgınlığın altında mı kalmış? Öfkenin altında mı kalmış? Kızgınlığın altında mı kalmış? Anlatabildim mi? Ne oluyor bu sefer? Duyguyu bulamıyorlar. Yani
o mekanizmayı yıpratmamak lazım. Çünkü evlilik evet bir ağaç gibidir. Gerçekten bu ağacın da en önemli beslenme kaynağı ilgidir. Ama biz evlilikte ilgiyi sadece kadının ihtiyacı zannediyoruz. O da bir çelişki mesela. Çok erkekler de ilgi bekliyor değil mi? %1 milyon ve çok ne söyleyeyim, ilgi erkeklerde daha kısa sürede etki gösteriyor. Bakın bizim toplumda erkeklerin en büyük zaafı takdir ve onaylanma. Ben şu ana kadar meslek hayatında bizi izleyenlere de söylüyorum, çok net söylüyorum. Ben şu ana kadar meslek hayatımda eşini takdir etmiş, onaylanmış, güler yüz göstermiş ve başarılarını tebrik etmiş mutsuz bir evlilik kadını görmedim neredeyse. Bakın mutsuz bir evlilik. Ve İpek şeyi hatırlarsın, eski Anadolu kadınları vardır böyle eğitimli, akademik eğitimleri yok ama tatlı diliyle, o Osmanlı kadınları deriz ya böyle. Değil tatlı mi? Diliyle, nazıyla, cazıyla. Eşine tabii. Adamı böyle parmağında oynatır. Evet, adamın tabii. Ruhu da duymaz ama. Evet. Aslansın, kaplansın, canımsın, şöyle çok çalışıyorsun, şöyle başarılısın der. Adamın ayaklarını yerden keser ve o adam da o kadının sürekli o takdiri ve onayını almak için ne yapar? Daha çok ona yaranmaya çalışır. Evden takdiri göremeyen bu sefer gidiyor kökenine, annesine gidiyor. Oradan bu sefer besleniyor. Kadın diyor ki bizimki de sürekli annesinin lafından çıkmıyor. Ben de ona çünkü annesi ki, canım oğlum, aman evet. Oğlum, paşam oğlum, seni sevdiğin yemekleri yaptım oğlum diye karşılıyor. Aynen öyle, aynen öyle. Ben de ona diyorum ki mesela kitabımda da yazıyorum, son kitabımda da var. Diyorum ki annesi hangi yöntemi kullanıyor da onları çekiyor, onu çekiyor ve besliyor? Acaba tabii. Sen şimdi onu annesinden kopardın, diyelim kopardın. Bu adam mesela diyelim ki, burada diyelim ki böyle, sadece böyle bir soru var. Başka sorunlar da olabilir. Diyelim ki o insanı annesinden kopardın. Dedin ki annenle görüşme mesafeyle olur falan filan. Tamam. Peki o annesinden aldığını sen de vermeyeceksin. Ne olacak bu sefer? Ne yapacak? Başka yere gidecek adam. Yani ya boşanacak, başka, ya kendini işe verecek, ya bir bağımlılık, yani yeni bir beslenme kapısı alacak. Ya işkolik oluyorlar, ya işte arkadaş kolik oluyorlar, ya internet bağımlısı oluyor, ya kumara sanıyor. İnsan doğa nasıl ki boşluğu kabul etmiyorsa, insanoğlu da boşluğu kabul etmiyor. Hayatımızdaki bir boşluğu ister istemez mutlaka başka bir şeyle dolduruyoruz. Evet, hep doldurmaya çalışırmışız değil mi? İlişkilerde de öyle. Yani ilişkide duygusallık yoksa dışarıda duygusallık arayıp duygusal açıdan aldatırmışız. Mesela işte cinsellik yoksa cinsel açıdan aldatırmışız. Bilmiyorum, yani hep boşluğumuzu bir şeyle doldurmaya çalışırsak eğer, bunun da adı aldatma oluyor maalesef. Yani şöyle, aldatma aslında her zaman bunların sonucu olarak olmuyor. Mesela cinsellik yok evlilikte ama adam aldatmıyor ama tamamen kendini işiyle evlendiriyor. Kapatıyor. Evet, sadece işkolik oluyor. Ya da işte kök ailesinden kopamıyor. Ya da oturuyor bütün gün internete bağımlı oluyor. Yani o sistem bir boşluk mutlaka yerine bir şey koyuyor, o boşluğu. Değil mi? Bizim evet. Bu arada bir şey soracağım. Bir şey için çok soracağım yani. Ben de çay içiyorum. Kusura bakma, biliyorsun çay kulüp olduğum için. Şurayı açsak yani çok çok sorular olur ama ya seni okudum, her canlı yayınına bakıyorum, her şeyini takip ediyorum ama yine de böyle içimde milyonlarca soru sorma isteği var. Mutlaka takipçilerimiz de beni onaylıyordur bu durumda. Şimdi sen bir ilişki ve evlilik danışmanısın. Son yıllarda sana danışanların hangileri, kadınlar mı, erkekler mi, ilişkilerinde mutsuz? Yani şöyle bir araştırma yaptığın zaman. Ben şunu söyleyeyim. Hangi cins daha mutsuz bu ilişki ve evliliği yürütmekten? Ben şunu söyleyeyim. Ne gözlemledin? Bir ilişkide mutsuzluk varsa herkes kendi payına düşeni alıyor. Yani o tahmin ettiğimiz gibi sadece bir tarafın mutsuzluğu değil. Sadece bir taraf belki mutsuzluktan dolayı kendini kapatıyor. Etkilenmemek için veya yok sayıyor. Yani bir evde kadın mutsuzsa aslında evde herkes mutsuzdur. Bakın. Kadının mutsuz olduğu hiçbir evlilikte başka üyelerin mutlu olma ihtimali yoktur. Ne çocuğun ne eşin. Ama çok enteresan. Bir evde baba mutsuzsa herkes mutsuz olmuyor. Anne çocukla yine bir koalisyon kurup sistemi yürütebiliyor. Ama anne mutsuzsa kimse mutlu olamıyor. Ne baba ne çocuk ne de o çekirdek aileyle ilişkisi olan diğer aile üyeleri. Yani evde kadın mutsuzsa o eve misafir gelmiyor. O eve çünkü hizmet edecek kadın, organizasyonu yapacak kadın, mutfağı kullanacak kadın. Ama evde baba mutsuzsa kadın erkeğin ailesini çağırabiliyor. Kendi ailesini yine çağırabiliyor bir şekilde. Çünkü her şeyi kadın yapıyor sonuçta. Ben de orada diyorum ki
Bir evde kadın mutsuz, herkes mutsuzdur. Ama bir evde erkek mutsuzsa kadın için bu çok zor bir şey değildir. Yine neye geldik? Takdir, onay. Ya bir kadın en mutsuz erkeğe bile bir meyve tabağıyla, bir bardak çay ve bir kumandayla bile modunu değiştirebiliyor. Bu kadar basit. Sadece yeni dönemde bunu yapmakla ilgili bazı kadınların dişil enerjilerini çok fazla ön plana çıkarmamakla ilgili bir sorun var. Çok eril enerji yüklendik değil mi son yıllarda? Fazlasıyla. Bunu ben hep çalışıyorum. Bütün televizyon kanalını anlatıyorum. Yani biraz biz kadını güçlü kadın yapalım derken bir söz vardı da, bir espri yapılmıştı bir postumun altına. Güçlü kadın olmaya, o güçlü kadın olayım derken Mahmut abiye dönüştüm diye biri bir yorum yazmıştı. Yıllardır da onu söylüyorum. Sağ olsun, kim demişti hatırlamıyorum ama gerçekten öyle. Kadına güçlü olsun, güçlü olsun dedik. Bütün kadınlar Mahmut abiye dönüştü. Yani her şeyinin başına, her şeyle uğraşmaya çalışan, her şeyi çözmeye çalışan, ilgi ihtiyacı yokmuş, sevgi ihtiyacı yokmuş, bir erkeğe muhtaç değilmiş gibi bir profil çiziyorlar. Ama o kadınlar güçlü olmaya çalışırken, evli olsa bile, en çok kıymeti bilinmeyen kadınlar. Ben kadına diyorum ki güçlü olmaya çalışma. Bir ilişkide mutlu olmaya çalış. Güçlü olmak değil amacın. Mutlu olmak olsun. Aynen, çünkü sen çok doğru. Çünkü sen mutlu olmaya çalıştığında, ve bu kadınlar bana hep hangi şikayette geliyorlar? Hocam, komşum var Ayşe. Bütün gün evde oturuyor, televizyon başında kahvesini içiyor. Kocası bir dediğini iki yapmıyor. Ama ben bu kadar saçımı süpürge ediyorum. Ben bu kadar işte kendime paralıyorum, parçalıyorum. Onun yaşadığı mutluluğun %10'unu yaşayamıyorum. Ben de ona diyorum ki bak bakayım, sen o neyi yapıyor, sen neyi yapmıyorsun. Tek tek gözlemlerini bana seans getiriyor. Diyor ki, ben diyor bir gün baktım, kocası içeri girdi. Kadın diyor bir anlatıyor, sanki diyor padişah girmiş içeri. Ay kocacığım, bugün işte çok özledim seni falan. Sen ne yapıyorsun? Niye diyor ben bunu yapayım ki diyor. Mesela bazı kadınlar bu tip eylemleri rol yapmak, sahtelik veya yapaylık olarak karıştırıyor. Ben de diyorum ki hayır. İnsan sadece sevgiyi alırken mutlu olan bir canlı değildir. İnsan severken de mutlu olan bir canlıdır. Biz mesela çocuğu severken daha çok kendimiz için seviyoruz değil mi? Öperken, sararken. Bu bizim ihtiyacımız. Çocuk demiyor ki gel ben ısırarak öp, bu benim çok hoşuma gidiyor falan demiyor. Biz ona ısırarak öptüğümüzde keyif alıyoruz. Belki. Ama Serhat'cığım bir şey söyleyeceğim. Bu kadın olarak çok ilgi gösterince, erkekler de hani böyle bir geisha moduna bile girdiği zaman, erkekler de bir zaman sonra ben neymişim diyor. Ve ya ben şunu söyleyeyim. Daha çok ilgi gösterip aynı ilgiyi gören kadın çevremde görmedim. Ya ben çok ilgi gösteriyorum, kendimi şey sandım. Herkesin dediği bu. Ben sana yani, şunu söyleyeyim. Bir insan enteresan. Bir insan eğer bir kadının biraz ilgisiyle karakteri bozuluyorsa veya değişiyorsa zaten yani biraz edebiyat parçalayacağız ama o zaman adamını sorgulayacağız. Yani bir erkek kadının verdiği değerle kendini büyük bir adam zannediyorsa o zamana kadar adam değilmiş o zaman diyeceğiz. Yani peki ondan önce neydin diyeceğiz. Böyle evet. Bir şey yok. Bu biraz kadınların kaygısı. Ha şunu diyorum ben. Ya işte sen ilgi gösterirsin. Önce böyle bir havaya girer, kanatlarını açar. Ama bu sürdürülebilir olduğunda o kanatlar hep böyle kalacak değil ya. Değil mi? Tabii. Normalize olduğunda artık alışacak. Şimdi biz şunu istiyoruz. Böyle ilk atıştan 12'yi vuralım diyoruz ilk atışta. Yani ben diyorsunuz ilgi gösterdim, hemen o da bana aynısını versin. Duygusal mükemmelliyecilik. Ben ne yaparsam aynısını yapsın. Ben seviyorsam o da i̇şte sevsin. İşte ben öyleyim ben. Ya artık 40 sonrası. Ya ben öyleyim. Ben diyorum ki bir kadın olarak, bilmiyorum ne kadar doğru izlenir. Ben bundan sonra kime ne kadar veriyorsan aynı şekilde karşılığını bekliyorum kardeşim. Karşılığını beklemediğim hiçbir şeyde yokum. Bu çünkü neye benziyor biliyor musun? Tek taraflı yani veriyorsun, karşılığını almayınca bu büyük bir üzüntü. Ben veririm sevgimi, saygımı, karşılığını da almazsam yokum. Ben maalesef karşılığını bekliyorum. Vejetaryansın. Ya ben geliyorum sana Serhat, kötü bir durumda. Evet. Kötü bir durumda mıyım? Hemen burada çözersek sorunu kaldırabiliriz. Şöyle, bu neye benziyor? Vejeteryansın diye boğanı sana saldırmayacağına inanmaya benziyor. Yani sen diyorsun ki ben hayvan yemiyorum ki. Ben beyaz et bile, balık bile yemiyorum. Bu bana niye saldırsın? Bana saldırmaz diyorsun. Çünkü kendi zihnindeki senaryoyu genel ve doğru diye şey yapıyorsun. Yani sen birini sevdin, ona ilgi gösterdin diye. Onun da sana böyle yapmasını bekliyorsun. Bu hayatın hiçbir yerinde böyle bir sistem yok.
İyi de çok ilgi diyor. Gösteriyorsun. Çok ilgi gösteriyorsun. Karşı taraf ben neymişim diyor. Ne o kadar bunu söyleyeceğim? Bak, olmuyor. Bunun bak diyorum ya. Ne? Bak diyorum ya bunu gerçekten en az minimum içselleştirerek 6 veya 12 ay devam ettirmen lazım. Biz bir ay ilgi gösterip hemen arkasında onun birdenbire kişilik değiştirmesini bekliyoruz. Ben ilgi verdim. Danışanım bana diyor ki hocam sizin dediklerinizden kendimce bir özet çıkardım. Ben ilgi gösterdim bu hafta. Adam kendini havaya girmiş sandı. Sen ne yaptın? Cuma günü bıraktın diyor. Cuma günü bıraktım ilgi göstermeyi. Ben de diyorum ki sen zaten benim söylediğime inanmamışsın. Sen bunu sadece taktik olarak yapmışsın. Evet, karşıdaki doğru. Adam ne diyor? Ya diyor bana İpek diyor bu hafta iyi davranıyor. Kesin ya benden bir şey isteyecek. Ya alışveriş yapacak. Ya da kim bilir bunun altında ne halt yemiştir de onun için yapıyordur. Ya o bile senin bu iyi davranmana alışık değil. Yıllarca çünkü belki de yanlış davranmışsın. Soğuk davranmışsın. Ciddiye almamışsın. Şimdi orada bir sistemin oturabilmesi için ya bu biraz da şey yani hani bizim eğitim politikamızın herhalde genetiğimize işlemiş hali. Dünyada en zor değişen eğitim politikasıdır. Bir eğitim politikasını bile işe yarayıp yaramadığını anlamak için 5 yıl kullanmak lazım değil mi? Tabii. Ama biz ne yapıyoruz? Biz her sene değiştiriyoruz. Değiştiriyoruz tabii. İnsanımızla bir ilişkide bir taktiği, taktik demeyeyim ben taktiğe çok karşıyım ilişkide taktik demeyeyim de yöntem diyelim. Bir yöntemin işe yarayıp yaramadığını anlayabilmesi için insanımızın bunu 6 ay veya 12 ay kadar sürdürmesi lazım. Doğru emin olduğun bir yöntem. Analiz ettin, terapiste gittin, okudun, yöntem buymuş diyorsun. Evet diyorsun ya bence de bu doğru diyorsun. Yani ben ona değer vereyim, ilgi göstereyim. O da bana versin. Ama alışana kadar da ben bunu sabredeceğim ve biz doğrularımız için yanlış insanlardan doğrularımızdan vazgeçiyoruz. Kişi yanlış diye doğrularımızdan vazgeçiyoruz. Yani senin birini sevmen, birini takdir etmen, birini övmen bir lütuf değil ki. Olması gereken bir şey. Sen hayatındaki kişiyi seviyorsun diye. Tabii ki seveceksin. Duygusal bir ilişkide duygu kullanmadan ilişki mi olurmuş? Tabii, hayatına aldıysan seveceksin. Hayatındaysan seveceksin. Sevmeyi mi bilmiyoruz acaba ya? Sevmeyi bilmiyoruz ve bence daha patolojik bir durum var. Toplum olarak kendi duygularımızla o kadar korkuyoruz ki. İnsanlar zayıflıklarını gizliyorlar. Sevgisini kırılmamak, incinmemek için gizliyorlar. Özlemini küçük düşünmemek için izliyorlar. Birçok insan ayrılmaktan korktuğu için ilişkiye bağlanmaktan korkuyor. Birçok insan dediğin gibi karşıdaki havaya girer diye yanım tutuşturur, sarılmayı bile göstermiyor ya. Diyorum ki niye sarılmıyorsun? Haydi hocam ben şimdi sarılırsam havaya girer. Sen de söyledin az önce aynısını. Değer veriyorum havaya giriyor diyorsun. Ben de orada diyorum ki sen kendi duygunu yaşa öncelikle. Ben de hissediyorum. Biz ne yapıyoruz? Sen az önce dedin ya hani 40'ından sonra böyle. Bence orada bir hata bir şey var. O da şudur. Sen adamına göre davranırsan hayatın boyunca sürekli taktik değiştireceksin. Ahmet'te A planı, Mehmet'te B planı gibi davran. Ne olacak? Senin bir kişiliğin olmayacak o zaman. Herkese göre davranacaksın. Ama bir şey söyleyeyim mi sana? Şöyle bir durum var. Yani bunu seninle konuşmuştum hatta yıllar önce. Sana sormuştum. Hiç de unutmuyorum. Kadınlar diyelim ki 20'li yaşlarda çok maço birisiyle birlikte oldun. Kocan oldu, karın oldu. Yani bir profille birlikte oldun. Anlaşamadın, ayrıldın. Sonra ona benzer bir profille daha birlikte oldun. Yine ayrıldın. İnsanlar tercih, yani tercih değiştirmezsen aynı kaderi yaşıyorsun. Öyle değil mi? Tercih değiştirmezsen değil. Kendini değiştirmezsen aynı tipleri seçersin. Sen ne yapıyorsun biliyor musun? Sen senaryonu değiştirmiyorsun, oyuncuyu değiştiriyorsun. Ahmet'le olmuyor, Mehmet'i deniyorsun. Mehmet'le olmuyor, Ali'yi deniyorsun. Peki onları değiştiriyorsun da onları çekme nedeniyle ilgili olan kişilik özelliğini niye değiştirmiyorsun? Mesela diyelim ki sen kurtarıcı rolüne alışık birisin. Gidiyorsun sürekli ya bağımlı tipleri, ya mağdur tipleri, ya rahat yöneteceğin tipleri seçiyorsun. Sonra diyorsun ki ben diyorsun... Hep bunlar beni buluyor diyorsun. Hep bunlar beni buluyor. Hayır hep bunlar seni bulmuyor. Başka tipler de sana yanaşıyor da sen onlardan keyif veya elektrik almıyorsun. Hep bunlar beni buluyor diyor. Ben tek tek soruyorum. Bazen söyleşilerde anlatıyorlar işte yurt içi yurt dışı. Tabii pandemiden önce. Hep beni buluyor. Diyorum ki anlat bakayım abi bu sene kaç kişi sana çıkma teklif etti? O hocam diyor 20 kişi. Hani sen gitmişsin 20.yi bulmuşsun. Niye 19 kişiyi eledin? Niye 20.yi buldum değil. Bazen de niye ilk 19'u eledim de cevap vardır.
Çünkü o 19 içerisinde senin bu özelliğine hitap eden kimse yoktur. Çünkü sen alışmışsın ilişki yönetmeye, kurtarıcı olmaya, dominize olmaya. Bu sefer o kendi ayakların üzerinde duran, sana çok muhtaç olmayan tipler sana çekici gelmiyor. Sen veya sen başkalarını gözünde büyütmeye meyilli, insanları yüceltmeye meyilli bir yapıya sahipsin. Vitrini hep böyle vitrini güçlü tipleri seçiyorsun. Şaşalı görüntüler. Çok güzel bir şey söyledin. Oyuncuyu değiştirmek gerekiyor. Tabii ki oyuncuyu. Yani, sen oyuncuyu sürekli oyuncuyu değiştiriyorsun. Senaryoyu değiştirmen lazım. Tabii ki. Bizim ülkemizdeki en çok yapılan ilişki hatası budur. Herkes senaryosunu kuruyor. Sonra beğendiği tiplerle gelip o senaryoda oyunu oynatmaya çalışıyor. Beğendiği kadını veya beğendiği erkeği veya güzelliğini, estetiğini ya da işte kariyerini beğendiği. Ne oluyor? Artı 10, eksi 10 oyun aynı şekilde devam ediyor, bitiyor. Ormadan evet. Yine aynı şeyler yaşıyorsun, ortam aynı şekilde bitiyor. Seçtiğimiz insanlarda hep benzer şeyler varsa bu tamamen bizimle ilgili bir şeydir. Yani hep aynı tipler bizim karşımıza çıkıyorsa %99.9 bu bizimle ilgili bir şeydir. O rezonans etkisi bir... yani. Ben onu çekiyorsun yani. Çekme diye bir şey yok. Tercihtir bu. Çekme yok. Yani ona yaklaşan erkek sana yaklaştırmıştır ama senin alanına girmemiştir. Herhangi bir özelliğinden dolayı. Evet. Ama o onun için idealdir. Gider tam şema uyumu deriz biz buna. Yani ne yapar biliyor musun? Düşüne göre değil, dişine göre seçer bazı insanlar. Düşüne göre değil. Yazacağız. Düşüne göre değil, dişine göre. Evet. Şimdi sen düşüne göre değil de dişine göre seçtiğinde otomatik olarak ne oluyor? Bu sefer ya sana bağımlı olan tipleri seçiyorsun, ya rahat yöneteceğin tipleri seçiyorsun, ya mağdur, muhtaç, yaralı veya yara bandı arayan tipleri seçiyorsun. Ah diyorsun, tam benim yöneteceğim bir tip. Sonra diyorsun ki sıkıldım artık bunu taşımaktan. İyi de ben böyle zayıf erkekleri sevmiyorum. İyi de zayıf olduğu için seçtin zaten onu. Rahat yönetirim, her istediğimi yapar diye. Her zaman diyorum. Doğru 10 sene değil, sonra da diyorsun ki bu kılıbık ya. Tamam aynen ben o. Bunu seçtim ama yani istemiyorum ben bunu. Kılıbık çıktı diyorsun. Ama aynen halbuki o da hep öyleydi yani. 10 sene sonra. Aynen o. Tamamen değişmedi. O. İşte biz orada, kendi ihtiyaçlarımız ve güvende hissetme duygumuzla hareket ediyoruz. Niye dişimize göre arıyoruz? Çünkü dişimize göre olan birini seçtiğimizde kendimizi güçlü ve güvende hissediyoruz. Ben bunu rahatça yönetirim. İstediğim hale getiririm. Tamam getiriyorsun. 10 sene sonra diyorsun ki bıktım artık yeter. Kurtarıcı rolünden zorba rolüne geçiyoruz. Çok güzel bir kitap var. Kurban tuzağıydı yanlış hatırlamıyorsam. O kitapta var. Kurban, bir üçgenin bir kenarında kurban var. Diğer kenarında kurtarıcı var. Diğer kenarında zorba var. Her kurtarıcı aynı zamanda bir kurbandır. Sen eğer kurtarıcı bir kişiliksen muhtemelen ihmal edilen bir çocukluk yaşadın. Küçük yaşta başının çaresine baktın. Bu hayatta kimseyi arkanda görmedin. Sen bir aslında çocukluktaki bir kurbansın. Bugün de kurtarıcı kimliğine büründün. Kurtarıcı oluyorsun. Hayatını aldığın kişiyi kurtarıyorsun. Ama bir süre sonra yorulduktan sonra artık bu sefer ona bağırıp çağırmaya, laf sokmaya başlıyorsun. Bu sefer ne oldu? Kurbandın, kurtarıcı oldun, şimdi de zorba oluyorsun. Ay vallahi şu anda izleyicilerimiz de yazdıklarına böyle hep seni dinlerken bakıyorum. Çok güzel konuşuyorsunuz, harika konuşuyorsunuz diyor. Estağfurullah, teşekkür ederim. Sen konuşuyorsun, ben su içiyorum yalnız. Böyle ben de bol bol çay içiyorum. Nefesim şey oldu şimdi, nefesimi tuttuğum için. O kadar güzel anlatıyorsun ki. Yani doğru. Biraz daha seni bırakmak istemiyorum zaten. Tamam. Çok güzel böyle herkes... Keşke öyle bir imkanımız olsaydı, herkesin sorularını cevaplasaydık, herkese buradan öpücükler gönderseydik ama maalesef öyle bir vaktimiz yok. Bir sonraki, bir sonraki yayını şey yaparız. Tabii yine yaparız. Tam adres bizim markamız olduğu için, yayın evimizin markası olduğu için ben de onlara bir sonrakine kıyak yaparım. Benim sayfamda yaparız onların adına. Aa yayını. Tamam çok güzel daha olur, süper olur. Çünkü sen herkese bildirim gitmiyor bu tip farklı sayfalarda olduğumuzda. Evet, bildirimler evet. Kapalı olduğu için. Doğru söylüyorsun. Hani yine çok güzel sağ olsunlar bizi yalnız bırakmadılar takipçilerimiz. Serhat'cığım ben şeyi çok yani hep merak ettiğim bir durumdur. Sen ilişki ve evlilik danışmanı olduğun için sana şu sıralar,
şu yıllarda hangi yaş grubu daha fazla ilişkilerinden muzdarip bir şekilde geliyor? Ve 40'lı yaşlardan sonra ilişkiler nasıl bir yöne evriliyor? Yani bunu diyebilirsin. 20'li yaşlarda genelde bunları yaşıyorlar. 30'lu yaşlar ama 40'lı yaşlarda insanlar, eskiden okuduğum kitaplardan bir tanesi beni çok etkilemişti. 40 yaşından sonra insan insan sevdiğini, ne istediğini bilerek yaşıyormuş. Evet, evet. İşte diyorum ya, şey geçiyor, güvende olma ihtiyacı bitiyor, hı-hı, çocuklar büyüyor. Ben ne istiyorum peki geliyor sıra. Yani tamam, ne istediğini de ne istemediğini de bilerek, evet, hayata devam ediyorsun ve boşanma oranları genelde... Paylaştım ben onu, biliyorsun. Geçen Türkiye'de, yakın zamanda sayfamda var. 2020 yılının boşanma istatistikleri. Ben her sene yorumlarım zaten. Bu sene kısa bir yorum yaptım çünkü veriler daha çok pandemi etkisindeydi. Evet. 2020'de çok boşanan olmamış sanırım. Ya şöyle, boşanamadık kardeşim, boşanan az oldu. Yani o şeyden dolayı. Mahkemeler kapalıydı. Mahkemeler kapandı. İnsanların işlerini kaybettiler. Okudum, boşandıklarında evet, daha büyük zorluk yaşayacaklarını düşündüler. Biz bunun şeyini, yani sağlıklı gerçek akış boyutunu 2021'de değil de 2022, yani 2023'ün Mart'ına sarkacak gibi görünüyor. Bu yıl eğer Haziran'a kadar pandemi bitmezse, devam ederse, bizim boşanmalarla ilgili istatistiğimiz bu sene de sağlıklı çıkmayacak. Çünkü akışa bakıyorsun istatistiklere, her sene evlenme oranlarında azalma, boşanma oranlarında artış var. Yani işte en son işte 600 bine yakın evlenen var, 140 bine yakın boşanan vardı. Bu sene istatistik biraz daha düşmüş. Hem evlenenler azalmış, hem boşananlar azalmış. İstatistik tersine olmamış. Az önce sorduğun soru, hangi yaş grubu geliyor dedin ya, not aldım. Sorularını da arada yazıyorum unutmak için. Evet, hangi yaş grupları ilişkilerinden şikayetçi? Birinci, ilk 5 yıl en çok boşanmanın olduğu dönem. %40'a yakın Türkiye'de. Genelde aslında bizim gibi böyle gelişmekte olan ülkelerde bu kavramlar böyle çıkıyor. Neden? İlk 5 yıl, özellikle ilk 5 yılın ilk 2 yılı diş geçirme süreci bizim toplumda. Erkek de kadın da evliliğin gücünü, ipleri eline almak için sürekli bir ego savaşı, güç savaşına giriyor ilk 2 yıl. Ve toplamda ilk 5 yıl böyle geçiyor. İkinci en yüksek boşanmalar evliliklerin 15 ile 21. yıl arasında denk geliyor. Evet, bu da biliyorum, sen hani konuşmuştuk herhalde bunu. 15. 15 ile 21 yıl istatistiklerde de var, paylaşmıştım yine. En yüksek ikinci boşanmalar %30'a yakın bu da. 15 ile 21. yıl. Şimdi ilk 5 yılı anlıyoruz. Diyoruz ki tamam, anlaşamadılar, uyum sağlayamadılar, acemilikti, bilgisizlikti. Peki o zaman da şunu diyorsun. Ya peki insanlar niye en tecrübeli oldukları dönemde boşanıyorlar? Tam meyvesini yiyecekken, çocuklar büyümüş, artık çocuk belki üniversiteye gidiyor, belki işte evden ayrıldı, kocaman ev karı kocaya kaldı, para karı kocaya kaldı. Hani imkanlar, 15. yıla gelmişseniz muhtemelen hani başınıza kötü bir şey gelmemişse iyi kötü bir sisteminiz kurulmuştur diye tahmin ediyoruz. Hani iflas falan, onlar ayrı şeyler, hastalık. Ama şimdi ekonomik gücünüz var. Çocuklar da büyüdü. Tam aşkınızı, ilişkinizi yaşayacağınız zaman ne oluyor? Boşanıyorsunuz. Orada ne gerekiyor biliyor musun? İşte orası, ben ne istiyorum dedin ya, tam işte o ben ne istiyorum veya ben ne istemiyorum diye, ben onu otopsi dönemi diyorum. İlişkinin otopsi dönemi. O dönemde insanlar evliliklerini, ilişkilerini ve bundan sonraki yaşamlarını düşünürler. Bu adamla bundan sonra gider mi? İlk soru bu oluyor genelde. İki, ben hayatımın geriye kalan 40'ından sonrasını veya 38'inden sonrasını böyle mi yaşamak istiyorum, yoksa değişecek mi? Ve karşıdakine şu teklifi sunuyor. Ya değişirsin ve düzeliriz, ya da ben yok. Süreci revize edip de beraber bir ortak noktada buluşabiliyorlarsa ne yapıyorlar? Yola devam ediyorlar. Edemiyorlarsa bu en yüksek boşanma dediğimiz ikinci kategoriye giriyorlar. Kadınların hayatlarını sadece evliyken değil, bekarken de otopsilerini yaptıkları, analiz ettikleri dönemler genellikle eskiden 37-42 yaş dönemiydi. Şimdi bu artık 40 ile 46 yaş arasına denk geliyor hemen hemen. Bu dönemlerde artık hayatlarında ikinci dönemi, birinci dönemden mutlu değillerse ona göre revize etmek istiyorlar. Ve biz orada bir şey daha görüyoruz. Bir insan bir şeyin farkına varmışsa bir daha o şey eskisi gibi olmuyor. Yani kadın diyorsa ki ben mutsuzum, ilgisizim, sevgisizim, bundan sonra böyle yürütmek istemiyorum diyorsa, adam gelip de şunu demeyecek. Neyin eksik?
Yediğin önünde, yemediğin arkada. Bu cevap değil, bu bir çözüm değil. Evet. Bir süre sonra görüyorsun, evet araban var, geniş, işte büyük beygirli bir araban var, geniş bir evin var. Mutsuzsun kardeşim, mutsuzsun. Yetmiyor. Güvendesin ama mutlu değilsin. Mesela güvende olmak bir insanın tek amacı değildir. Yani tekne limanda güvendedir ama varlık nedeni bu değildir. Güvende olmak tek varlık nedenimiz değil. Güvende olmak temel ihtiyacımız. Ama güvende olduktan sonra bu sefer ikinci ihtiyaçlar, değer görmek, saygı görmek, saygınlık, itibar, sevilmek, bunların peşine düşüyoruz. Çok önemli. Çok önemli. Maslow diyor ya, her kademe bittikten sonra bir üst kademeye geçiyoruz. Evet. Ve biz birçoğumuz evliliğimizin ilk 10 yılını temel ihtiyaçlar dönemi olarak yaşıyoruz. Bizim ne hatamız var? Ne yapıyoruz? Gösteriş için gidip çok yüksek düğünler yapıyoruz. 4 saatlik düğün için 36 ay borç ödüyoruz. Akşam 19'dan 24'e kadar düğün yapacağız, 23'e kadar. 4 saat düğün için adam 3 bin lira asgari ücret alıyor. Geliyor, 100 bin liralık düğün yapıyor. El alemde imaj yaratacak diye. 100 bin lirayı 48 ay ödüyor. Evliliğinin en güzel dönemini, en balayı dediğimiz en elektrikli dönemini, en sağlam altyapı kurması gereken dönemi borç ödeyerek geçiyor. Eşiyle bir yere gidemiyor, tatile gidemiyor. İlber Hoca ne diyor? Evlenmeden önce diyor, mobilyacı gezeceğinize diyor. Dünyayı gezin, az para. Dünyayı gezin, evet. Ve bunu da söylüyorum sürekli televizyon programlarımda. Ya sen 100 bin liralık düğün de yapsan sabah kalktığında asgari ücretli kimsen artık fark etmiyor. Ahmet Efendisin. Ya da ben 100 bin liralık düğün yapsam yine Serhat Yabancı'yım çevremin gözünde. Ben bir düğünle itibar atlamam, bir düğünle kimlik değiştirmem. Biz bugüne kadar kimin evlendiği düğünden dolayı ona daha hatırlayıp da ekstra değer veriyoruz. Aa, İpek öyle bir düğün yaptı ki 1 milyon harcadı. Biz İpek 1 milyonluk düğün yaptı diye 10 sene önceki düğünden dolayı İpek'i her zaman ayak ön plana mı tutuyoruz? Aklımıza bile gelmiyor. Gelmiyor. Fakat hayatımızda şöyle bir saçmalığa tutulmuşuz. Neymiş efendim? Bu dünyada bir kere evleniyoruz. Sen bu dünyada bir kere evleniyorsun ama ölene kadar da yaşıyorsun. Tabii. Bir kere yaşamıyorsun. 1000 kere yaşıyorsun, bir kere ölüyorsun. Ölüm bir kere, yaşam hayat boyu. Ayrıca bir kere de evlenmiyorsun yani. Bir arkadaşım 3 kere düğününe gittim artık. En son dedim ki 4. de takı bakı yok sana. Yani ya, onun için. Bu da bir doğru mesela. Bir şey yani artık. Belki bunu da başka bir zamanda bu ayrılma ve boşanmayı da konuşuruz. Tamam. Boşanmak başarısızlık değildir. Evlenmek de başarı değildir. Çocuk doğurmak başarı değildir. Evet, evet.